iklim şartlarından dolayı vizyon bu tarihlere kadar kaldı ne yazık ki. Şükürler olsun ki tiyatrolar ve sinemalar artık açıldı ve insanlar gelmeye başlıyor. O yüzden en büyük umudumuz bizim çekerken hissettiğimiz kadar izleyenlerimiz de artık sinemaya gelen insanlar, tiyatroya giden insanlar dahil olmak üzere bunu söylüyorum özellikle. Aynı keyfi alır, aynı güzelliği, aynı eğlenceyi bizim yaşadığımız kadar yaşar diyor. Çekim süreci nasıldı peki? Neler yaşandı? Ya dedim ya, biz çok keyif aldık. Yani bambaşka bir şey yaptım ben kendimce. Bunu sadece bireysel olarak söylüyorum. Diğer oyuncu arkadaşlarımı ya da yönetmenini ya da yapımcısını dışında bırakan özellikle söylüyorum. Ben çok keyif aldım. Kendimce bir karakter ortaya koymaya çalıştım. Senaristin, yönetmenin dışında da. Tabii ki beraber yaptım bunu ama benim için başka bir deneyimdi. Farklı bir karakterdi. Bu zamana kadar oynadığım her şeyin dışında. Sizi karakterlerin ya da tiyatroda oynamış olduğum karakterin dışında. Ben çok keyif aldım. Umarım aynı güzelliği seyircimiz de hisseder. Tekrar tekrar söylüyorum bunu. Karakterden bahsetmişken, oyuncuların için genelde sert mizaçlı karakterleri oynuyorsunuz. Biraz daha komedi tarzı nasıl? Aslında oynadığım karakterlerin hepsi sert mizaçlı değildi. Bunu düzeltmek istiyorum yanlış anlamazsan. Kurtlar Vadisi'nde oynadığım Timur rolü biraz sert mizaçlıydı. Çünkü komutandı o. Askeri taraftaydı birazcık. Onun haricinde sözde yine asker oynuyordum. Biraz sert gelmiş olabilir ama aslında yine naif bir karakterdi. Onun haricinde ben genelde iyi karakterlere, iyi insanlara hayat vermeye çalıştım bu zamana kadar. Bu onların en safı. Aslında oynadığım karakterler arasında bu zamana kadar bunca yıl içinde en akıllısı ama en safı. Sen bilirsin. Ne yazık ki bir balta hesap olamamış. Ama olmak için elinden geleni yapan bir karakter. Ve işin güzel tarafı da bu durum komedisi var. Biz burada komedi yapmaya çalışmadık. Zaten durumun kendisi komedi olduğu için polisiye bir komediye hayat vermeye çalıştım. Ve bu adamların da hayatında hiç görmeyeceği, akıl edemeyeceği şeyler başlarına geldi. Buyurun. Ben bundan eğlendim. Bu yüzden projeyi kabul ettim. Ve çok severek çalıştım. Umarım izleyenlerimiz de severek kabul eder. Hala da bir dizi projesi devam ediyor. Dizi ile alakalı neden söylersiniz? Hacı Bayram Veli'den bahsediyorsunuz. Çok severek çektim. Gerçekten her sahnesi, çok zorlandım, çok emek verdim, elimden geldiğini yaptım. Bunu şahsi olarak söylüyorum ama arkada 200 kişilik bir ekip daha var, yapımcısına kadar. Çok güzel çalıştık ve güzel bir şey ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Hamaset yapmadan, kimseye dokunmadan, göze parmak sokmadan en doğruyu, en güzeli yansıtmaya çalıştık. Dediğim gibi umarım izleyenlerimiz de onun da farkındadır. Teşekkür ederim hepinize. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok merak ettik ne zaman olacak, ne zaman çıkacak diye. Tabii pandeminin durumu da hafifleyince artık sinemaya girdi ve merakla biraz sonra seyredeceğiz hep birlikte. Çekim süreci nasıldı? Neler yaşandı? Yani çok keyifli geçtiği için çok merak ediyorum. Çünkü hakikaten ekibimiz çok canlıydı. Senaryomuz çok, hakikaten özgün bir senaryoydu. Çok hareketli bir senaryo. Bence yani son zamanların enteresan iyi örneklerinden biri olabilir diye merak ediyorum. İzlemedim, bilmiyorum. Birazdan göreceğiz. O yüzden hakikaten heyecanlıyım. Yok, o bana ezber yaptırdı. Ezberlerini o yaptırdı. Sağ olsun. Şanslıyım yani o konuda. Genelde ezberleri o yaptırıyor bana. Tabii. Ya şu an dizi seti devam ediyor biliyorsunuz, destan devam ediyor. İşte bu akşam da keyifli bir bölümümüz olacak. Bir yandan kalbimin yarısı orada, yarısı burada. Öyle bir heyecanlı bir bölüm gelecek bu akşam da. Keyifli. Orada da çok şahane bir ekibimiz var hakikaten. Türkiye'de insanların, oyuncu ekibinin bu kadar iyi olduğu, bu kadar özverili çalıştığı ortamlardan çok güzel meyveler çıkıyor ortaya. O yüzden çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Türkiye'de çok ciddi yapımlar çıkıyor. Bunun içinde olmak da gerçekten ayrı bir şans. Yakınlarında tarih dizileri bayağı bir yani insanlar hikaye, masal dinlemeyi çok seviyorlar.
ya bu masalı dinlerken daha eskilerden gelen bir esintiyle dinlemek istiyorlar. Bu da çok keyifli. Çünkü hikayeyle öğreniyor bizim insanımız. Yani hikayeyle bir şey öğrenmesi de keyifli aslında. İnsanları bir yandan bir şey izletirken bir şey göstermek ve öğretmek, bir şey anlatmak çok güzel bir duygu. Teşekkür ederim. Ben. Sağ olun, biz teşekkür ederiz. Yok ya, konuşuruz. Ben hep erkek alırım. Efendim, öncelikle hayırlı olsun. Çok teşekkürler. Hemen başlayalım. Neler söylemek istersiniz? Başla. Nasıl geçti? Hepimiz... Göründüğü önce, gibi harikaydı. Çok evet. Evet, yani çünkü pandemiden önce başladığımız için işe... herhalde en çok heyecanlı olduğumuz şey de 2 yıl sonra filmi görüyor olmak. Çünkü çok emek verdi. Buradaki bütün oyuncular harika oyuncular. Burada bir uzak kalma orada. Ayşen Hanım yapımcımız. Onun sayesinde buraya kadar gelebildik. Burak'cığım sen de söyle. Yani gerçekten heyecanlıyız çünkü işin oyuncularından olarak biz henüz izlemedik. Sizlerle beraber izleyeceğiz. O yüzden gerçekten filmimizi merak ediyoruz ve çekelim neredeyse 2,5 yıl oldu. Pandemi şartlarından dolayı bu zamanlara kaldı vizyonu. Hepiniz gibi bizler de merak ediyoruz. Umarım güzel iş çıkmıştır. Umarım bizim çekerken eğlendiğimiz kadar izlerken sizler de eğlenirsiniz. Çekimler nasıl geçti? Nerede yapıldı? Çekimlerde unutamadığınız anlarınız var? Çekimlerde inanılmaz şeyler yaşadık. İnanılmaz anlar. Şaka yapmıyorum Allah Allah. Gerçekten. Ya aslında bence şöyle. Keyifle geçti. Gerçekten çok keyifli bile, bir... Evet, şu an bile bu kadar iyiysek bence. Bu kadar evet. Hala aynıysak 2 yıl aynen. Sonunda ne kadar eğlenceli geçtiğini bir siz düşünün. Biz çok eğlendik. Harikaydı. Keyifli keyifli geçti. O yüzden yani bu kadar böyle bir ensemble'dan, bu güzel ortamdan çok güzel bir film çıkmıştır. Eminim ben de çok heyecanla bekliyorum, merakla bekliyorum. Ama sıra dışı bir senaryoydu. Biz de kendimizden katabildiğimizi, yönetmenimiz aklınca fikrince nasıl neleri bağladığını çok merak ediyoruz. Gerçekten merakla bekliyoruz. Yani. Süreler geçsin de izleyelim. Evet, izleyelim, bekliyoruz. Herkesin yorumu almak istiyoruz. Sizler de söyle. Valla ben filmi hatırlamıyorum. 2,5 sene oldu. Ne oynadığımızı, senaryoyu bile hatırlamıyorum ama müthiş bir şey çıkacaktı. Ben seyirci gibi izleyeceğim şu an yani bayağı. Gerçekten çok güzel bir süreçti. Herkes mutlu isimlerle çalıştık. Umarım ki biz eğlendiğimiz kadar siz izlerken de eğlenirsiniz. Evet, güzel geçti aslında. Pandemi olmasaydı daha erken izleyecektik. Kısmet bu bileymiş. Daha güzel olacağını düşünüyorum. Hadi ben Ali Bey ile tanıştık. Bize hikayeyi anlattı ve gözlerindeki heyecanla hemen evet dedik. Yani tereddüt bile etmedik. Çünkü farklı bir şey yapmak istiyorduk. Heyecanla, tutkuyla bir anda oldu. Hiç tedirginlik yaratmadı. Tam zamanında çıktık bence. Çok heyecanlıyız, mutluyuz. Bekliyoruz sonuçları. Yani tedirginlik yaratmadı, beklemek durumundaydık ama bu bir hevesin kursakta kalma durumu. Şimdi onu alacağız. Çok heyecanlıyız çünkü dediğim gibi biz de izlemedik. Heyecanla bekliyoruz, göreceğiz. Evet, telefonları yaklaşabilir misiniz? Yaklaştım. Evet, çok eğlendik, çok güzel vakit geçirdik falan filan, bunları geçiyorum. Zaten bütün oyuncu arkadaşlarım paylaştı hepsini. Ama daha çok önemsediğim ve kendimi iyi hissettiğim alan şuydu. Sevgili hocamın gönlünden bu kadar berrak akmış bir kaleme dahil olabilmek benim için çok kıymetliydi. Çünkü özgün senaryolara hasret kaldığımız bir dönemdeyiz. Çok özgün bir iş çektik. Umarım seyircimiz de bu özgünlüğü, bizim hissettiğimiz, oyuncular olarak hissettiğimiz yakınlığı hissederler. Teşekkür ederim, sağ olun. Çok keyifli bir işti. Hem genç arkadaşlarla çalışmak çok güzel, keyifli bir setti. Hem yönetmenimiz, senaristimiz Ali ile tekrar buluşmak çok güzeldi. Yapım da iyi olunca ortaya keyifli bir iş çıktı. Seyircinin takdirini bırakıyoruz şimdi. Umarım onlar da beğenecekler. Murat abi. Vallahi böylesine güzel bir ekiple beraber olmaktan dolayı çok gururluyum. Bir an önce filmin başlamasını bekliyorum seyretmek için. Böylesine önemli oyuncular, yakışıklı erkekler, güzel kadınlar
ve Ayşen Hanım ve Ali ile beraber olmaktan dolayı çok mutluyum. Harika bir film oldu. Sonuna kadar kaçırmadan izleyeceğiz. Bravo. Onun için de hep herkese alkışlıyorum. Bravo. Unutamadım. Selim'le olan sahnemi unutamıyorum. Selim'le olan sahnemizde inanılmaz bir sahne. Şimdi açıklamayayım tabii, filmde göreceksiniz. Ama gerçekten çok eğlenceli, çok güzel. Ben de çok mutlu oldum hakikaten. Her dakikası, her saniyesi harikaydı. İzleyin, görün. Bravo. Bravo. Evet, bir toplu resim alalım. Eyüp Mezarlığı. Yapım gelir kendisine. Yine yer değiştirdim. Destek'e gerek var mı hocam? Tek tek hocam. Ben sadece oyuncu aldım. Başlayalım. Beyaz mı?